ortaya koyduk, şeyi sormam koymaya lazım. Devam edeceğiz. Bu kentsel dönüşüme destek olmaya devam edecek misiniz? Evet, evet. Kira yardımları var, bunu arttıracak mısınız? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Vatandaş soruyor, bunun da bir cevabını alalım. Bu evet. Kentsel dönüşüm konusunda en önemli soru bu. Bu bununla ilgili bunun de... Fulya buralarda mı? Fulya da gelsin. Ya bir veda edeceğiz, bu son soru. Merhaba. Merhaba Fulya, gel. Selamlar. Biz bir yok mu sandalyemiz? Onur, yani hanımefendi ayakta kalacak, biz oturacağız mı yani? Böyle mi olacak olay? Böyle iyi. Yok yok. Vallahi böyle iyi. Şimdi şu sorunun cevabını alayım. Tabii ki. Seninle bir konuşalım. Kentsel dönüşüme ya nasıl bir şey yapacaksınız? Yani kira yardımı nedir? Artacak mı? Şimdi biz kentsel dönüşümle ilgili kira yardımı, kamulaştırma yardımı... yine vatandaşımıza bu noktada süreci yürütebilmesi adına finans desteği, efendim faiz desteği gibi birçok destekler veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Ve bundan sonraki süreçte artacak mı? Kira yardımlarını artacağız. Bunu da burada ilk kez ilan ediyoruz. Şu an bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza İstanbul'da kira yardımını 3500 liraya çıkarıyoruz. 3500 liraya çıkarıyoruz. 3500 liraya çıkarıyoruz. Ankara'da. O zaman bunu bekliyor. Yani bana bir sürü soru geldi bu konuyla ilgili. Çok güzel. İstanbul'da 3500 lira. İstanbul'da bir daha bakanlığımızın yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerindeki kira yardım miktarını aylık 3500 liraya çıkarıyoruz. Yine Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız, İzmir'imizde 3000 liraya çıkarıyoruz. Yine diğer büyük şehirlerimiz, kalan büyük şehirlerimizde aylık kira yardımını 2500'e çıkarıyoruz ve diğer kalan illerimize de kira yardımlarını 2000 liraya çıkarıyoruz. Bu ne zamandan İstanbul'da itibaren? İstanbul'da 1500 liraydı kira yardımımız, 3500 lira yaptık. Büyük bir artış aslında. Büyük bir artış. Evet, önemli bir artış. Dolayısıyla... Bu ne zamandan itibaren geçerli olacak bu? Şimdi biz Mart ayındayız. Nisan ayından itibaren inşallah... Yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bunu niye yapıyoruz Ahmet Bey? Dönüşümü daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Vatandaşımız evi yıkılacakken, efendim evin dönüşüm sürecine girmişken başka bir mağduriyet yaşamasın. Biz onu başka bir evde misafir edelim. Bir de kentsel dönüşümü de teşvik edici bir tarafı evet, da var. Evet, yani. Evet. İnşallah hafta sonu da yine Hazine Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız finans desteklerimiz var. Bundan önce yaptığımızı daha da arttıracağız. İnşallah bakanımızla birlikte onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla burada da hem finans desteği vermeye devam edeceğiz. Hem kira taşınma yardımını vatandaşımıza daha sağlam eve geçebilmesi adına bu desteklerimizi yapacağız. Yapım desteğimizi TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konutumuzla birlikte yapım desteğini de vermeye devam edeceğiz. Ve milletimizle birlikte inşallah bu dönüşüm sürecini de hem İstanbul'umuzda, hem Ankara'mızda, hem İzmir'imizde hep birlikte el ele yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Yani Fulya... Bakın bu da Esenler'deki master plan. Yani master planımızı yapmıştık, sonra da uygulamaya geçtik. Aynı anlayışla yapacağız. Fulya çok uzun bir süredir de yani neredeyse depremin ilk gününden itibaren bölgede o bizden çok fazla çalıştı buralarda. O daha iyi biliyor tabii ki buraları. Ama hani bu son yapılan gittin gördün nasıl? Çok güzel değil mi? Ben de gördüm gündüz. Çok o daha iyi olacak. Yani inşallah. Evet, o daha iyi olacak. Çadır yerine, konteyner yerine. Aynen. Çok büyük ihtiyaçtı zaten. O önemli. Yani vatandaşın en büyük arzusu sen zaten daha iyi öyle, biliyorsun. Evet, hep onu söylüyorlardı. Hani çadırda çok zorlanıyorlar. Mesela Hatay'daydım. 2 gün önce çok sert bir rüzgar vardı Sayın Bakan. Rüzgarlar çadırları uçurdu, söktü. Özellikle köylerde daha yüksek kesimlerdeki çadırlar. Rüzgar onları uçurdu. Yani şey oldu, bayağı bir hasar gördü. İnsanlar önce orada tabii ki konteynere geçmek istediklerini söylediler. Şimdi konteynerden ziyade şu az önce gösterdiğimiz hani o çok daha iyi olacak. En azından bir nebze de olsa kimsenin evi gibi olmaz tabii ki. Tabii, tabii. Yani tabii. Ama şimdi işte bütün illerimizde buna eş zamanlı yürütüyoruz Fulya Hanım. İki ayda diyor Sayın Bakan. AFAD'ımızın koordinasyonunda inşallah
tüm illerimizde eş zamanlı bir taraftan konteyner kentlerimizi yapacağız. Bir taraftan yığma çelik malzemelerden, prefabrik malzemelerden onlara daha iyi, nispeten çadıra göre daha iyi şartlarda sosyal donatılarıyla, bakın burada olduğu gibi sosyal donatılarıyla gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın, yaşlarımızın ihtiyaçlarını da giderecek anlayışla tüm illerimizde inşallah AFAD'ımızın hedefi bu noktada 2 ay içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu yönde, en geç 2 ay içerisinde bütün vatandaşlarımızı inşallah konteyner alanlarına yerleştirmek yani, olacak. Bu hedefte çadırda doğrultuda kimse kalmayacak. 2 ayda diyor. Hedefimiz 2 ayda. Ben altını çizdim. Ben çok mutlu oldum. 2 ay kısa, çok uzun bir süre değil yani. Çadırda kimse kalmayacak diyor. Onu çok biz gazeteciler onu izleyelim. Bakalım kalacak mı kalmayacak mı? Söz, yani bu söz yerine getirilecek mi getirilmeyecek mi? Onu bizim izlememiz lazım. Yani bazen su alıyor. O gün su almış mesela. Hassa'daki bir çadır kentte abla açmış, havalandırmaya çalışıyordu. Biraz da koku yapmış o su alınca. Yani çadır zorluk oluyor vatandaşa. Evet. Evet yani o yüzden. Kesinlikle. Yani biz de bütün bakan arkadaşlarımız da, AFAD'ımız da hani bunun mücadelesini veriyoruz. Yerli bütün imkanları, yurt dışındaki bütün imkanları da sağ olsunlar bu noktada ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diğer liderleri arıyor ve oralardan, dost kardeş ülkelerden gelen yine konteynerlarımız var. Ve tüm dünyayı da açıkçası bu noktada seferberlik haline getirdik ve inşallah el birliği içerisinde yapacağız. Devletimiz bu noktada güçlü. Milletimiz müsterih olsun. Yani biz devletimizin tüm imkanlarını, Ahmet Bey, Fulya Hanım, bütün imkanlarını inşallah vatandaşımız için seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ben gerçekten burada büyük acılar var. Evet. Sizler şahit oldunuz. Daha çok Fulya bir aydır burada. Evet, çok acı var gerçekten. Yara çok büyük. Evet, çok büyük. Büyük de bir afet var. Yani aslında diyoruz ama bin yılın afeti. Çok büyük yıkım var. Şehirlerimizde tarih gitti, kültür gitti. Hepsini inşallah ayağa kaldıracağız. Hepsini de vatandaşımızla el ele, kol kolala. Yani nasıl burada bunların inşasını gerçekleştirdiysek, nasıl diğer depremlerde yaptıysak, onların bir nebze de olsa acılarını dindirmek için bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Ben tekraren 11 ilimizde depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ailelerine, milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza tekraren acil şifalar diliyorum. İnşallah el birliği içerisinde vatandaşımız müsterih olsun. Biz bunu yapacak güce, kudrete sahibiz. El birliği içerisinde de yapacağız. Bizim onlara bir sözümüz var. İnşallah gece gündüz tüm ekibimizle birlikte çalışacağız. Burada 5 valimiz görev yaptı. 12 kaymakamımız görev yaptı. TOKİ'miz sahada, AFAD'ımız sahada, İller Bankamız sahada, bakanlığımızın tüm birimleri sahada ve sonuna kadar da burada olacağız. Biz buraya bakanlığımıza ek bir bina yaptık. O binamızı donattık. Mimarlarımızla görüşüyoruz. Mühendislerimizle görüşüyoruz. Malzeme tedariğiyle alakalı tedarik zincirini Ticaret Bakanlığımızla, Sanayi Bakanlığımızla birlikte görüşüyoruz. Orada da bir sorun olmayacak. Tüm tedarik zincirini bugünden bağlantılarını da yapmak suretiyle sürecimizi yönetiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah en iyisini, en güzelini hep birlikte yapacağız diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İkinize de hakikaten Ahmet Bey geldiniz. Siz de buradaki süreci gördünüz. Milletimize yansıttınız. Zaten Fulya Hanım bir aydır bizim burada. Gibi deprem alanlarında depremzede vatandaşımızla beraber ben kendisine de tüm milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Tekraren milletimizin başı sağ olsun. Çok teşekkürler. Fulya var mı senin söyleyeceğin? Bir şey vardı yani konuştunuz mu o konuyu bilmiyorum açıkçası. Programın hepsini izleyemedim. Antakya'nın o meclis binasının olduğu o bölgede evler yeniden yapılacak mı diye vatandaş çok soruyor. Yani süremiz var mı konuştunuz mu bilmiyorum konuştuk ama. Konuştuk ama hani bir daha aynen, bir ben daha söyleyeyim kaçırdım. Sayın Bakan belki. Şimdi biz yapım sürecini ikiye ayırdık. Biri rezerv alanlarda ki Amonos Dağları var bilirsiniz. O Amonos Dağları'nda güvenli alanların tespitlerini yaptık. Çok sağlam zemin var. Rezerv alanlarda yapacağız. Rezerv alanlarda da yapmış olduğumuz master planlar çerçevesinde yapacağız. İkincisini de şehrin merkezinde, doğru zeminde, doğru teknikle birlikte öncelikle
oradaki meclis binamızı, Ulu Camimizi, Habibi Necel Camimizi, buradaki tarihi yapıları, kültürel yapıları, kiliselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı merkeze alacağız. Yapabiliyorsak onu aynı yerinde. Yapamıyorsak eğer en yakın yerinde, Turizm Bakanlığımız da bunların çalışmalarını başlattılar. Hem devletimiz hem vakıflarımız hızlı bir şekilde bir kere tarihimizi, kültürümüzü ayağa kaldıracağız. Çevresi burayı merkeze alacağız. Dedin? Evler, apartmanlar. Mesela Antakya'nın göbeğinde o meclis binasının olduğu yerde evler var. 7-8 katlı bir sürü vatandaşın. Onlar ne olacak? Yeniden yapılacak mı? Aynı kat yüksekliğiyle. En çok yıkımın olduğu yer. Evet, yani. Biliyorum. Hatta onların bir görüntülerini, Hatay'ın görüntüsünü, o yıkım görüntüsünü bir verebilirlerse arkadaş. Uydu görüntülerinin farkını. Hatay'ın uydu görüntülerinin farkını. Orada da tarihi binalarımızı merkeze aldıktan sonra oraları yeşille, sosyal donatılarla, yeni yollarımızla, yeni sosyal alanlarımızla, yani aynısını yıkıp yerine yaptıktan sonra bu işi biz görmezden gelmiş oluruz. Bunu göremeyiz. Böyle yapamayız. Ama ne yapacağız? Vatandaşımızı mağdur etmeden, belli kat yükseklerini sınırlayarak, sağlam zeminde yapılaşmaya müsaade ederek, orada da yine yerinde konutlarımızı yaparak, o master plan çerçevesinde şehrin demografik yapısını ortaya koyacağımız, sosyolojisini, kültürel yapısını ortaya koyacağımız bir anlayışla, mimarlarımızla, şehirle birlikte, şehirdeki üniversitemizle, oradaki bu işe katılmak isteyen mimarlarımızla, mühendislerimizle, valimize söyledik. Kim katılmak istiyorsa gelsin bizim grubumuza dahil olsun. Kim katılmak istiyorsa, oraya destek olmak istiyorsa. Dolayısıyla şehrin içinde de bu kısıtlar çerçevesinde yapılaşma yapacağız. Nerede yapacağız? Sağlam zeminde yapacağız. Zemine uygun tekniklerle yapacağız ve hem yerinde hem rezerv alanda, iki alanı da birbirine bağlamak suretiyle yeni inşallah Hatay'ımızı, Adıyaman'ımızı, Islahiye'mizi inşa etmiş olacağız. Bakın Ahmet Bey, 2015'teki uydu görüntüsü 2023'teki uydu görüntüsünün farkı. Yıkımı görüyoruz yani, değil mi? Yıkımın boyutu. Yani neredeyse bu mahalle yok olmuş. Sayın Bakan, bir şey merak ettim. Yıkıma neden olan şey en çok yanlış zemin mi, yanlış bina yapımı mı? Hangisi? En çok yanlış zemin. Yanlış zemin, yanlış değil mi? Zemin. En önemli ama şey. Ama yani o zemine uygun teknikle yapılmamış binalar da var. Bina var. İşçilik hataları var, proje hataları var. Yani zemin yanlış. Bir de ayrıca o zemine uygun bina yapılmamış. Evet, evet, evet. Yani en büyük sorun bu. Evet. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Fulya, çok teşekkürler. Bu akşam sizlere Nurdağ'dan seslendik. Depremin en fazla vurduğu yerlerden birisi burası. Bakan Sayın Murat Kurum sağ olsun bütün sorularımızı cevapladı. Biz takipçisi olacağız. Yani Sayın Bakan hedeflerini koydu. Bu hedeflere bakalım ulaşabilecekler mi, ulaşamayacaklar mı? Bizim açımızdan da takip etmek kalıyor bize görev olarak. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.